Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda bir kek otomatını Web3'e taşıyacağız ve bu iki kısımdan oluşacak. Bugünkü videomuzda ilk kısmı inceleyeceğiz. Aslında şöyle düşünebilirsiniz hani burada da bir görselle görselleştirmeye çalıştım. Bir kek otomatı düşünün ve bunun arkasında bir yazılım var tabii ki. Webq'de JavaScript ile yazılmış bir yazılım var. Biz bunu ilk önce Solidity diliyle birlikte Ethereum ağına, Ethereum testnet ağına daha sonra bunu oradan Arbitrum test ağına ve daha sonra Arbitrum ana ağına aktarıp Arbitrum üzerinde bu otomatı çalıştıracağız ve bunların tüm detaylarından da sizlere bahsetmeye çalışacağım ve gerekli kaynaklarınızı da yorumlara bırakıyorum. Şimdi bir kek otomatı düşünün. Dijital bir kek otomatı. Ne yapacak bizim otomatımız? Kek almamış olan kişilere kek verecek. Birinci kuralı bu. İkinci kuralda otomatların kuralları hiç kimse tarafından değiştirilemeyecek. Çünkü Web2'de kurallar değiştirilebilir ama bizim otomatımızda kurallar değiştirilemeyecek. Örneğin burada bir işte sol tarafta da gördüğünüz gibi bir Web2 yazılımı görüyorsunuz Cupcake'e dair. Oraya tıkladığınızda Cupcake'inizi alabiliyorsunuz. Kurallara uyan, düzgün çalışan bir cupcake gibi gözüküyor ama bu yazılım bazı kişilerin erişimini engelleyebilir. Çünkü web2 yazılımı olduğu için insanlar bunun içine sızabilir, yazılımcılar sızabilir, hacker'lar sızabilir ve bunu değiştirebilir. Kötü niyetli bir kişi otomatın kurallarını tamamen değiştirerek fazla fazla kek alabilir veya içindeki paraları alabilir. Yani burada birçok risk var. Ve biz de bu tür riskleri azaltmak için satış makinemizin iş mantığını ve verilerini merkeziyetsiz bir sisteme yani Arbitrum'a taşıyacağız. Yani Arbitrum'un aslında zaten ana çalışma prensibi de bu. Peki bizim Web3 otomatını kurmamız için bize hangi araçlar gerekiyor? Bunların ilki VC kod. Bu otomatımızı inşa etmek için kullanacağımız kod editörü olarak da düşünebileceğiniz bir platform. Ve bunu yüklemek için de Code Visual Studio adresine gitmeniz gerekiyor. Linkleri yoruma bırakacağım. İkinci olarak Web3 cüzdanı zaten biliyorsunuz hep gerekiyor. Metamask'ı kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Üçüncü olaraksa ise yar, Yarn. da aslında bağımlılıklarımızı kullanmak için kullanacağımız bir paket yöneticisi. Bunun da yine adresini sizlerle paylaşacağım. Şimdi hani ne dedik? İlk Web2'de kodumuz JavaScript'te Ethereum'a taşıyacağım. Sonra Arbitrum'a. Yani kısa bir Ethereum Arbitrum karşılaştırması da yapalım bu arada. Güvenlik olarak hem Ethereum hem de Arbitrum aynı seviyede güvenliğe sahip. Çünkü Arbitrum zaten Ethereum'un güvenlik yapısını kullanıyor. Verimlilik olarak o içine baktığımızda Arbitrum Ethereum göre çok daha verimli. Maliyete baktığımızda Ethereum'da gaz ücretleri çok daha yüksekken Arbitrum'da oldukça düşük ve buna bağlı olarak da zaten Arbitrum'daki ölçeklenebilirlik oranı da çok daha yüksek Ethereum'a göre. Şimdi burada aslında kek otomatımızın web 2 kodu yani JavaScript'teki kodunu görüyorsunuz. Güvenlik machine olarak başlayan kodunu ve biz de işte bu kodu Solidity'ye kılı sözleşmesine dönüştüreceğiz ve daha sonra da Arbitrum üzerinde dağıtarak çalıştırmaya çalışacağız. Bunun dönüşümü için bir sırayla bakalım. Mevcut durumda ne var? Bir vending machine az önce gösterdiğimiz kod var. Bu merkezi bir sunucuda barındırılıyor. JavaScript uygulaması olarak da çalışıyor. Biz ne yapacağız? Bunu burada bir problem görüyoruz. Çünkü bu merkezi bir kontrole sahip, bağımlı. Biz de bunu JavaScript uygulamasının Solidity akıllı sözleşmesine döndürerek iş mantığını ve verileri merkeziyetsiz hale getireceğiz beraber. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak bir projemiz için bir dizin oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de VC kodun entegre terminalini kullanarak hardhead'i yüklememiz lazım. Hearted'i yükledikten sonra bunun kurulumunu yapmamız lazım. Bu da bizim aslında Hearted'de bize iki paket kuruyor. Akıllı sözleşmeleri yazmamızı, test etmemizi ve dağıtmamızı sağlıyor. Bunların hepsinin aslında bu eklentilerin hepsinin bir paketi. Daha sonra Yarn Hearted Init komutunu çalıştırıp JavaScript projesini seçmemiz gerekiyor. Ve bunu seçtiğimizde de proje dizinde aşağıdaki öğeleri görmemiz gerekiyor. Burada da öğeleri sizlerle paylaştım zaten. Daha sonra kontratımızı dönüştürme kısmına geçiyoruz. Burada Hearted konfigürasyon dosyası güncellememiz gerekiyor. Güncelledikten sonra bağımlılıkları yüklememiz gerekiyor. Burada da yarnı kullanıyorduk. Yarn hard compile komutunu çalıştırarak bağımlılıkları yüklememiz gerekiyor. İlkinde başarısız olabilir. Başarılı bir şekilde çalışana kadar tekrar tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Ta ki terminal çıktısında yarn hard head görünceye kadar ve yeni bir dizin de görmemiz gerekiyor. Ve bu dizinde aslında bizim akıllı sözleşmemizi içeriyor diyebilirim. Görmeniz gereken de aşağıdaki gibi. Ve bunu açtıktan sonra da script deploy ve içeriğini bu kodlarla değiştirmeniz gerekiyor. Daha sonra derleme ve dağıtım kısmına geçiyoruz. Bu çıktı akıllı sözleşmemizi dağıtmak için kullanmamız gerekiyor. Burada da kontrat vending machine sol dosyasını oluşturup JavaScript uygulamamız için de daha akıllı bir alternatif olmasını sağlamamız gerekiyor. Daha sonra da bunu bir akıllı sözleşmenin EVM byte koduna derlenen bir dil olan Solidity'de yazacağız yani. Ana olayımız da zaten Solidity'ye taşımak. Bunu taşıdıktan sonra yarn hat head compile komutunu çalıştırıp başarılı derleme mesajında görmüş olacağız. Şimdi burada ilk adım adımları yaptık aslında. Bir kodumuzu taşıdık, derledik. Ne kaldı? Dağıtmak kaldı. Gelecek videomuzda da bu kek otomatının çalışması için bunu Web3'e dağıtacağız. Ve burada bunu nasıl yaptığımızın da detaylarından bahsedeceğim. Bu ilk kısımda sorularınız varsa mutlaka yorumlara bırakın. Gelecek videoda makinamızla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağım ve Web3'te çalışan bir kek otomatına sahip olacağız. Gelecek videoda görüşmek üzere.